Aslında annenin tüm bu hallerini çok iyi anlıyorum. Seni bu kadar sahiplenmesini, üzerine bu kadar titremesini. Hepsinin bir sebebi var. Zamanında ben pek ilgilenemedim sizinle. İşe güce daldım. Hep daha fazlasının peşinde koştum. Aman işi büyütelim, aman şuraya bir ofis daha açalım, aman yurt dışına açalım derken... bir baktım sen büyümüşsün bile. Ben yokken senin her şeyinle annen ilgilendi. Okulunla, eğitiminle, baştan aşağı her şeyi o getirdi. Ne oldu? Sen zamanla onun her şeyi oldun. Biz ne olduk? İki yabancı. Aa baba yapma ya. O kadar da kötü değiliz. Tamam, değiliz tabii. Beraber yaşıyoruz. Çok şükür durumumuz iyi, sağlıklıyız. Sen gayet başarılı bir evlat oldun. Bunların ben de farkındayım. Ama olmayan bazı şeyler de var. Biz hiçbir zaman iki iyi arkadaş olamadık. Öyle değil mi? Baba. Sen kimseye anlatmadığın bir sırrını benimle paylaştın mı hiç? Bir sıkıntını, başına gelen güzel bir şeyi. Çok daha iyi bir baba olabilirdin. Küçükken beni ilk sen sinemaya götürmüştün, hatırlıyor musun? E.T.'ye gitmiştik. Hı hı. Bisiklete binmeyi de sen öğretmiştin. Beraber bir keresinde balık tutmaya bile gitmiştik. Bütün balıklar senin oltaya geliyordu. Çünkü ben sevineyim diye sen kendi oltana yem takmamıştın. Baba. Benim seninle bir sürü güzel anım var baba. Hiç kendini suçlama. Sen benim için çok iyi bir baba oldun. Baksana, burası şöyle bizim arada bir geldiğimiz bir yer olsun mu? Baba oğul kafaları çekeriz. Birbirimize dertlerimizi anlattığımız bir yer. Güzel bir şey oldu mu kutladığımız? Aa, sadece ikimiz ama. Anneme bile söylemek yok. Anlaştık. Anlaştık. Daha önce rakı içmiş miydik seninle? Her şeyin bir ilki vardır. Şu kadehler de bitsin, eve gidelim. Ha ha ha.